Peki bizde vatandaşa rağmen yapılıyor. Sayın Devlet Bahçeli iktidarın küçük ortağı. Cumhur İttifakı'nın şu anda ortağı bir anlamda öyle. Sayın Bahçeli devletleştirmeden yana beyanat verdi ya. Bazı konularda işte devletleştirme olmalı. Özellikle evet elektrik meselesinde. Hani Cumhurbaşkanı meselesi. Tamam oraya rağmen yapıyor, buraya rağmen yapıyor, vatandaşa rağmen yapıyor. Bahçeli'ye rağmen mi yapıyor yani bu? Yapıyor, yapmadı Sayın Bahçeli'ye rağmen. Andımızla ilgili Danıştay kararı çıktığında Sayın Bahçeli çıktı, zehir zemberek bir açıklama yaptı. Hem Danıştay'a hem hükümete mesajlar verdi. Andımız okutuluyor mu bugün okullarda? Aynı. Okutulmuyor değil mi? Bu meselede de yok mu sayacak yani Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması yok mu sayacak diyorsun. MHP 2'de 1'de diyor ki biz iktidarın ortağı değiliz. Bizim kabinede bakanımız yok. Doğru söylüyorlar. Yani Tayyip Erdoğan da işine geleni alıyor, yapıyor. İşine gelmeyeni duymamazlıktan geliyor. Bahçeli yani. De kendisine bir alan yaratmış oluyor. Yani, ben demiştim yapmadılar. Sorumluluk bende değil diyor. Yani burada, herkes siyaset burada, yapıyor. Siyaset böyle bir şey. Yani ittifak zaten koalisyonla ittifakın arasındaki fark bu. Yani, anlaşmasan da çalışabiliyorsun. Anlaşmasan da devam ediyor. İşte şey de Millet İttifakı da öyle. Kim sorumlu belli tamam değil. Tamam da sevgili arkadaşlar güzel güzel söylüyorsunuz da. Tamam anlaşmasan da devam ettiriyorsun da devam ettirdikçe de belki Sayın Bahçeli tamam ben söylemiştim deyip üzerinden yükü atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli'yi görmemezlikten geliyor da. Peki bir de ortaya gelen az sonra konuşacağız Murat'la. Kamuoyu araştırmaları ya var. Ya tamam da yani Sayın Cumhurbaşkanı yaygara dedi mi demedi mi? Dedi. Niye uğraşıyor şimdi 150'yi 210'la çıkarmakla? Sence 210'u 230 sence yapmakla? Niye? Yaygaraysa yaygaradır bırakırsın. İki gün sonra da kriz sence dedi. Çünkü vatandaş hissediyor, vatandaş evet, yaşıyor. Onu söylüyoruz. Ya ben diyorum ki Türkiye'nin temel sorunu kuralsızlık. Türkiye'de şu anda kural falan yok. Ne fiyat belirlemede kural var, ne enerji piyasasında bir düzen var. Adı orada düzenleme kurulu. El yordamıyla iş yapıyorlar ya. Yani 150 yaptım olmadı 210 yaptım. 210 yaptım olmadı 230 yapacağım. Arkadaşın işi gücü yok. Canlı yayındaki Binali Yıldırım'ı açıp istemeden bilgi vermeye çalışıyor. Hayır istemeden değil. Birisi ona demiş ki Binali Bey'e bu konuda bilgi ver. O da tabii bunun televizyon programında Binali Bey'in televizyon programında canlı yayında olduğunu bilmediği için. CNN Türk seyretmiyor muymuş o sırada? Seyretmiyormuş acaba? Demek ki A Haber seyrediyormuş. Peki Enerji Piyasası Dağıtım Kurulu Başkanı acaba televizyonunu açmıyordur tasarruf için? Belki de öyledir yani. Bir şey ekleyebilir miyim? Ben burada Cumhurbaşkanı'nın aslında burada bir tabii söylemde hep çelişki var. Bir hafta bir şey deniyor, bir hafta bir şey deniyor ama benim en çok ilgimi çeken bu genişletilmiş il başkanları toplantısındaki. Bak şu ifadeyi kullandı. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacak. Yükü beraberce omuzlayacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyete sığar, ne de sürdürülebilirlik ilkesine uyar. Bence bu nokta. Yani diyor ki, İl başkanlığı ne yapayım diyor kardeşim. Demek ki devleti bir organizma, yani para, yapacak bir şey. Para diyor ki, kazanan. Aslında burada orta sınıfa, işte falan, orta üst sınıfa, neyse vatandaşlara diyor ki kardeşim, bu zamana kadar benim sayemde zenginleştiniz. Peki ya da zenginleşmeyenler işte evet. Olacak. Yani esas külfeti zaten zenginleşmeyenler çekiyor. Şunu zaten bilmiyor muyuz? Nimeti şunu zaten bilmiyor muyuz? İktidarın şeye bakış açısı çok karmaşık yani gerçekleri göremediklerini görüyoruz bir herhalde. Bilinçin Sayın Cumhurbaşkanı kendi çevresindekiler fedakarlıkta bulunmayacak mı? Onu söylüyor. Hem kendi çevresine diyor. Kendi çevresi bulunmuyor bu kadar değil. Vatandaş bence, daha ne fedakarlığında bulunacak? Vatandaşa da diyor ki kendisi öyle düşünüyor. Kendisi diyor ki ben vatandaşı bu zaman kadar zenginleştirdim diye düşünüyor. Sence ne yapabilir? Düşünüyor. Yani ayda 6 bin lira. Cumhurbaşkanı bak, bunu diyor. Tamam da. Ben bilemem. Sen söyle Cumhurbaşkanı'na buradan şey mesaj ver. Saat. Beni dinleyeceğini zannetmiyorum. Saat gerçi biraz geç olmuş ama. Yani.